Zalım Feleğin yeni bölümünden herkese merhabalar. Geçen bölümde kızımızın doğumu başlamıştı ve artık bu bölüm bir doğursun yani. Artık bir doğursun. Neyse şöyle bir yandan da ihtiyaçlarını giderelim. Tuvalet varmış, karnı açmış bana o bir sürü. Kızın geçen bölümden beri zaten bir ihtiyaçları bitmedi. Hele bir uykusuzluk ki sormayın ne uyuyordu ne uyanıyordu böyle saçma sapan bir hallerdeydi. Neyse. Ona da hak veriyoruz. Yaşadığı ortama bak. Böyle artık dolapta kutlu kutlu yemek bile falan yiyordur. Yani hale bak. Neyse şey yapacağım bir de ya. Kızım bir ara üstünü başını bir değiştireyim ben. Evet şu güzel elbiselerinden bir arındırdım. Yani böyle bir yerde yaşıyor. Hiçbir eşya almadan çıktı gitti. Güzel elbiselerin hepsini sildim. Neyine yetmiyor şu elbise? Eşofman tarzı. Evet, bu arada açıklığımız 7 santim olmuş. Doğrusun inşallah. Bu arada şöyle bir şey var ki sadece ikisi mailimiz var. Yani aslında doğum yastığı alacak bile paramız yok. İşe de giremiyoruz. Harika. Biz parayı nereden bulacağız? Şöyle etraf hızlıca bir bakayım. Aa güzel. Bunları bir hervesleyelim bakalım. Şöyle birkaç bir şey daha bulursam en azından bir yastık parası. Ablam dilenci değilim bir yastık parası. Kızcağız doğuramayacak yoksa. O diklenecek bir şey. Diklenecek bir şeyler yapmıyoruz bu arada. Sadece meyve şey yapıyoruz. Bitkilerini hani topluyoruz falan. Meyve sebze topluyoruz yani. Şurada da bir şeyler gördüm. Bu daha olmamış. Ne kadar çok olmamış fide var. Neyse şu anda uyuyor. O uyuyorken ben de etrafı şöyle bir bakayım. Uyandığında hemen fıtı fıtı onları toplasın. Saatte 2 civarlarında. Hatta 3'e geliyor. 2'yi geçmiş. Ondan sonra gecenin bir yarısında da şu kız şu haliyle çıkacak ve şimdi bitki toplayacak. Ne yapacağız? İşte. Şuradan. Aa, neden öyle? Aslında var görünüyor. Neden toplamadın onu? Aa çok ilginç. Dur bakayım diğer noktaya geçsin şimdi. Aa çok da yavaş. Hadi hızlı hızlı git birazcık. Neden onu toplamadığını şu anda anlayamadım. Bir sonrakine gitsin bakalım. Orada toplayacak mı, toplayamayacak mı? Doğum başladı diye mi acaba toplayamıyor? Hadi kız. Ya hadi falan diyorum ama kızcağızın da işi çok zor. Şu halde gidiyoruz şey toplamaya. Burada ayaklarını gördünüz mü? Kızcağızın ayakkabısı bile yok ayakta. Buz gibi yerlere basıyor falan. Hava da soğuk yani. Böyle çok şey sayılmaz. Sıcak sayılmaz. Yani şimdi buraya gel. Evet gerçekten toplayamıyor. Dur bakayım şöyle tekrar deneyeyim. Şunu bir kapatalım. Gel bakayım. Aa, şey de çıkmıyor. Halbuki üstünde şey de var. Mantarlar da büyümüşler yani. Onları toplayabilecek durumdayken neden toplayamadığımızı asla anlayamadım şu anda. Şöyle bir hızlıca git bakayım. Bir sonrakine ne diyecek? Tuvaletin var ya falan mı yapmıyorsun acaba? Yok, alakası yok. Neyse. Eyvah. Bu durumda biz yastık falan alamayacağız. Mecbur hastanede doğacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir de altına yaptın. Öf, üstü başı artık iyice rezil hale geldi. Hastaneye gidiyoruz. Hastanede doğacağız. Devlet hastanesine gidelim. Orada çok yani para ödememiş oluruz. Özel hastaneye gidemeyiz. Neyse ebemizi de alalım. Ebemizi de alıp gidelim burada. Ebe bu arada bize çok yardımcı oldu. Bizi çok destekledi. Halimizi anladı falan. O yüzden seviyoruz Ebi. Biz buna boşanmadık mı? Neden böyle? Aa, Nick'e olan sevgi ve aşkımız şaka mı? Neyse şimdi hastaneye geldik. Şöyle bir yatağa yatalım. Bizimle bir ilgilensinler bakalım. Epidural falan isteyelim. Ağrılarımız geçsin. Şu. Aa bizim Ebe nerede? Neden gelmemiş buraya? Ha neyse mesai saati değil herhalde. Tamam şundan isteyelim.
Bir de açıklığımıza baksın. Belki fırt diye doğru veririz burada. Doktor koşması değil. Hafta hafta koşuyor. Evet. Hoş geldin. Şikayetin var mı? Her şey yolunda mı falan? Şimdi bak bakalım. Bu açıklık varmış. Bakalım ne kadarmış. 8 santim. Şimdi de epidural yapsın diye sancılarımız falan gitsin. Ağrı kesici. Evet, tamam. Şimdi birazcık dinlensin kızımız sonra orada. Yalnız pisliğimiz üst seviyede. Hastanede şey var mıydı? Çok hatırlayamadım. Başka ne yapabiliyoruz? Serum falan taktırmıyor muyuz kendimize? Neyse hadi burada dinlen birazcık. Şöyle bir bakayım. Burada bir duş almak için yer yok değil mi? Yok. Yani eksiklik. Bak bu olmadı şimdi. Benim yaptığım hastanelerin hepsinde özel bir oda vardı. Ama bu Simsim kendi hastanesi ve bu oyun içinde öyle özel bir hastane falan yapmadım. Kendi olan hastaneyi kullanıyoruz şu anda. Neyse çok da işimiz olmayacak zaten. Doğuralım da şöyle kızcağızımız gelecekle ilgili başına neler gelecek ya da neler yaşayacak onu düşünüyor. Acık uyu bakalım. Acık uyu iyi gelir. Evet, şimdi yeşil dumanlarımız da çıkıyor burada. Çok da kötü kokuyoruz. Başka neye ihtiyacı var? Karnı falan aç. Pislik zaten almış, boşuna gitmiş. Ya normalde doktorlar bunlara yemek falan getiriyor. Yani biz doktor olduğumuz zamanlar, mesela Beyce'den biliyorum, sürekli hastalara yemek taşıyordu. Şu saate kadar hiç kimse yemek getirmedi. Bu kadın bile iki canlı. Yani. Neyse devlet hastanesi deyip geçiyoruz. Gerçi orada da yemek veriyorlar o ayrı konu. Evet uykusu tamamlandı. Sayılır yani. Çok az bir şey kaldı. Hızlandırdım birazcık. Yemek olayını bir şekilde çözeceğiz artık. Olmadı. Küçük bir hileye başvuracağım. Birazcık nefes egzersizi yapalım. Ondan sonra tekrar açıklığı sorarız. Burada bile doğuramıyor kız. Yani. Çok zor oldu bu seferki. Ya bu aralar neden benim simlerim çok zor doğuruyor? Hepsi öyle ama yani. Zarife de çok zor doğurdu. Ah eve gelmiş. Tamam. Herhalde bu akşam ona bekçi. Hemen gelmiş yanımıza. Onu çağıralım bizimle birazcık ilgilensin. Evet şu anda nefes egzersizi yapıyor. Çünkü bunu yaptığın zaman daha hızlanıyor doğum. Kafadan bir santim atıyoruz yani. Bak bak şerefsiz Niko gene arıyor bize. Kapat şunu. Seninle görüşmeyeceğiz tabii ki. Ne yüzde bizi arıyorsun hala? Hadi bakalım. Ne kadar olmuş? Geldi. Nasıl hissediyorsun kendini? Bir şikayetin var mı? Falan diye sordu o da. Abuk kalmış dedi. 9 santim. Harika. Son bir. Peki artık doğuramıyor muyuz? Şu makinede bir doğursak olmuyor mu? Olmuyor. Demek ki hala daha vakit var. Neyse birazcık daha bekleyelim. Ah başka doktorlar geldi başımıza. Ha yani seni acil doğum almamız gerekiyor ama. İşte durumundan falan bahsetti kızcağız çok hani. Fakir olduğunda, hiç parası olmadığından. Bunlar da baş hekimle işte baş hemşireymişler falan geldiler. Konuşamadım burada baş hemşire. Hızlı söyleyince hepsi birbirine girdi. Yani işte sohbet ediyorlar birazcık durumu anlatıyor. Ondan sonra doktor da ona işte birazcık tehlikeli olduğunu, gerekirse sezaryen alacaklarını falan ve artık hani doğurman gerektiğini ve bebeğin kalp atışlarının İşte yavaşladığından falan söz ediyor. O yüzden artık gidelim doğuma. Tekrar bir açıklığa mı baksak?
Kız isyanda. Aa evet tamam. Artık doğumu başlatabiliriz. Aç, aç bir daha. Hem aç karnı da. Aç karnı doğuruyoruz. İki lokma bir şey vermediniz şu kıza ha. Tamam hadi git bakalım. Neyse eve gidince yersin. Gerçi evde de ne bulacağız bilmiyorum. İkisi mailimizde. Şey yapmayı planlıyorum. Eğer ki para bulamazsak evdeki eşyaların bir kısmını hurdacıya falan satacağız. Çünkü evde fazla bir sürü eşya var. Satalım hurdacıya. 3-5 kuruş bir şeyler verir herhalde bize. Şimdi doktor diyor benim yönlendirmelerimi diyor takip et diyor. Evet, bebek geliyor. Bravo. Bravo, çok iyi gidiyorsun. Aferin sana. Harika, başarabilirsin. Çok iyi değil mi? Yani ifadeleri falan da çok iyi yapmışlar. Ben bu animasyona bayılıyorum. Yani her seferinde bunu söylüyorum ama gerçekten çok iyi. Doktor da nasıl destekliyor onu. Evet, hadi Sofya, hadi yapabilirsin. Ve evet, bebeğimiz doğdu. Bir erkek bebeğimiz doğdu. İsim olarak da hemen şuradan random bir şeyler seçtim ve Walter güzel bir isim. Voltros. Ben bebek kız olur diye düşünmüştüm ama neyse erkek oldum. Ve işte burada ya Sofya'nın ilk tepkisini gördünüz mü? Ne kadar şaşırdı. Ve şimdi bebeğini ilk defa kucağına aldı. Evet Sofya bunu da başardım kız. Yani boşuna neler geldi neler yaşadım ama. Ya bebişin gözlerine bak çipil çipil bakıyor çok tatlış. Evet, harikaydı. Şimdi daha kötü günler bizi bekliyor. Yani Sofya tek başına bakamazken şimdi bebekle birlikte ona bakmaya başlayacağız. Neyse ki şu anda çok küçük olduğu için emzireceğiz falan. Bir de Sims best parası kesmiyor. Onlar devlet tarafından herhalde karşılandığı için best parası kesmiyor. Evet, şeyde beslenme şeklinde en doğru olanı emzirmek olarak ayarladık ve onu emzirerek bir şekilde karnını doyuracağız. Neyse bebeğimiz bir süre aç kalmayacak. Ve artık sıfır smail'imiz var çünkü son iki smail'imizi de hastaneye bıraktık. Hatta ebenin parasını da ödeyemedik. Ona da bir posta borçlandık. Evimizde elektrik ve su yok. Bir de fatura gelsin ne yapacağız bilmiyorum. Evet, şu anda bebişinle ilgileniyor. Şöyle bir dışarı bakayım. Çilekler olmuş mu? Hayır ya, onlar da olmamış. Ne biçim çilek bunlar bir türlü olmak bilmedi. Ya altını falan değiştiriyor. Ya inşallah bebeğimiz şu evde hasta olmaz. Aa, o hasta olmaz da annesi galiba hasta olacak. Bir hapşırdı falan. Burada niye kelebekle uçuşuyor? Aa, çok ilginç. Şimdi bir işe falan giriyoruz mu biz? Oha hala işe giremiyoruz. Bu şey için mi acaba? Bebeğimiz yeni doğduğu için falan mı giremiyoruz? Çok anlayamadım. Neyse. Ah şurada şunu harvestleyelim. Hadi git bakalım onu harvestle. Evet çok severiz. Bahçıvanlık bizim için vazgeçilmez bir şeydir. Çok severiz yani. Bunu bir satalım bakalım. Yani ikisi mailin diyor ama tanesi falandır diye düşünüyorum ki inşallah da öyle değildir. Yoksa ikisi mailin ne ya? Şey yapacağım. Bunu bir satalım şimdi. Bunu sattıktan ya da eksi miydik? Neyse satalım. Sonra başka aa şey gelmiş. Doktorumuz gelmiş. Ebe. Hadi içeriye gel. Bize çok destek olmuştu. Bunu da satalım. Güzel. İyi para etti. Tamam şimdi ebeyle birazcık sohbet falan ederiz. Hoş geldin. İnşallah da borcunu almak için falan gelmemişsindir. Çünkü bunu da parasını ödememiştik. Şimdi satacağım. Yani şu evdeki fazlalık olan her şeyi satmaya başlayacağım.
Ve bir tane de çöp kovası falan almam gerekiyor kendime. Çünkü çöplüğe atacak bir şey yok. Bezleri inventörüme koymak zorunda kalıyorum. Şöyle bir çöp kutusu almam gerekiyor. Hem bahçe için hem de ev için almam gerekiyor sanırım. Ama dur bakayım, önce bir bahçe için alayım. Eğer ki işe yaramazsa bir tane de mecburen evin için alacağız. Çöp kutuları bile ne kadar pahalı. İşte boş yere bir paramız daha gitti. Şu bezleri atalım içine. Evet. Tamamdır. Bu şekilde atabiliyorum sanırım. Evet, şimdi ya bebişimizin tatlılığı peki. Bir ihtiyacımız var mı? Tuvaletini yap. Ondan sonra bir de karnını falan doyurman gerekecek. Şimdi şöyle planlıyorum. Elimize şu anda 101 smelim var. İlk önce bebeğimiz de doğduğu için bununla çatıyı onaracağım. Normal çatıyı onarmak ücretsiz ama ben 50 smelim falan buradan keseceğim. Çünkü bir para ödememiz gerekecek yani. Çatıyı bir onarsınlar, çocuğumuzun üstüne yağmurlar yağmasın ya. Çünkü yağıyordu yani. Evet, evin bir kısmında açıklık vardı. Bilerek, bilinçli olarak yapmıştım. Şimdi artık orasını onaracağız. Çünkü çatıyı delik yapamadığıma göre onu o şekilde planladım. Güzel. Şunu da hemen eski haline getirdik. Tamam. Şunları satıyorum. Yani penceredeki tahtaları falan sökmüşüz. Bunları satacağız. Ondan sonra şunları da satalım. Evin içindeki yine fazlalıkları da bir hurdacıya vereceğiz. Nerede? Şu hızlandırdım birazcık tabii o yüzden. Şu bavul, sandıklar, bu yatak. Bunlara ihtiyacımız yok. Ondan sonra güzel. Buradan iyi para geldi. Şöyle birazcık da sağ sol her besleyebilirsek, hazır doktor bizim evdeyken biz de çıkalım şunları bir toplayalım. Bunu da alalım. Güzel. Aha. Bir dakika. Kapıya geleni gördünüz mü? Bu kadın şey değil miydi ya? Nikon'un iş yerinde çalışan kadın. Aa, bizim evin buralarında oturuyormuş demek ki komşu. Niko'ya haber uçuracak bu. Bu Niko'ya haber uçuracak. Şuraya koyalım. Ha, içindekileri boşalttık. Tamam, bunu da yıka. Mantarları satalım. Çok da bir para getirmedi. Çileklerden. Onları da satalım. Oo, 108 çok iyi. 500 smelinimiz var şu anda. İşte Allah bereketini veriyor ya. Gerçekten. Şu Sabi Sübyan'ın yüzü suyu hürmetine hemen. Nasıl bereketlendi evimiz. İşte. Bak, ağlıyor. Kuyu mu bunu? Hemen bakalım şimdi. Önce bir karnını doyuralım. Ondan sonra da bir de altını falan alsın. Zaten ne? Şu cazın ne şikayet olacak? Nasıl azıcık ilgilenirsin falan. Saat epey geç oldu. Neyse, bebişimiz aldı. Onunla birazcık ilgilenelim. Sonra da bu kızcağızın karnı çok acıkmış. Kendine şimdi bir yemek falan hazırlasın. Evet, hadi. Bir ihtiyaçları bitmiyor. Neyse, altını da al bakalım. Yerde bir tane bez gördüm. Yalnız bir şey diyeyim mi? Sofya bebeği olduğundan beri böyle çok daha mutlu. Hani o depresif ruh halinden birazcık çıktı. Yani çok zor da olsa kendi düzenini, kendi hayatını kurmaya çalışıyor. Şimdi de kendisine yemek hazırlıyor. Yani yemek dediğimde salata. Çünkü işte sağdan soldan anca meyve sebze buluyor. Bunlar da besleniyor. Bu şekilde bir hayat sürüyor. Yani çok zor ama yine de Sofya bunun üstesinden geliyor. Hem de küçücük bebişinle birlikte. Yani bir de hastalanırsa kötü olacak tabii. Ben en çok çocuğun hastalanmasından korkuyorum. Yani hep şey düşündüm. Kesin şey alır diye.
sosyal hizmetler alır falan diye düşündüm. Ama bu arada şöyle bir şey var. Yani evdeki eşyaları sattığımız için paramız arttı. Bu bize bir avantaj sağladı. Artık satacak bir şey de yok. Neyse koltuklar falan var. Onları satabiliriz. Ama şöyle bir şey planlıyorum. Muhtemelen sonraki bölümde olur herhalde o. Artık şu küflü duvarlardan bir kurtulalım. Çatı yaptırdık. Şu eve bir de badana yaptırırız. Çünkü duvar kağıtları falan çok kötü durumda. Evde bebiş olduğu için birazcık daha artık bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Evet, kızımız yaptı salatasını şu anda. Topladığı mantarları da koymuş, gördünüz mü? Evet, o şeyden, parktan topladığı mantarları da. Evet, onları da katmış içerisine. Neyse, afiyet olsun Sofyacığım. Evet, şimdi böyle kızacağız. Karnını da doyurdu. Kalanları da buzdolabına koy bak. Şunu yıkayalım. İşte dediğim gibi sonrasında ilk önce bir badana yapacağım. Sonra bazı eşyaları falan değiştireceğim. Mesela bir yatak falan. Yerleri de değiştirmek gerekiyor bu arada. Yerler falan çok eski. Ondan sonra kapılarda delikler var. Şunu da satalım. Tamam, 20-20'dir. Ondan sonra kapıların değişmesi gerekiyor. Evin çok işi var. Ne kadar yeteceğiz bilmiyorum tabii de. Ondan sonra bazı şeyleri satarız işte. Evde ufak ufak bir şeyleri satıp geçim sağlayacağız. Aa, Walter Böcek. Ya çok tatlı uyuyor. Dur bakayım şöyle bir de yakından bakalım. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu kız aç kaldı sürekli. Çilekle falan beslendi ama çocuğumuz ne böyle etli mutlu. Hani iyi bakmışız. Neyse anne sütü yoruyor da olabilir. Tabii o da bir ihtimal. Sofyacığım sen de artık yat tatlım. Birazcık dinlen. Hep derler zaten. Çocuk uyuyorken sen de uyu diye. Yap dinlen. Çünkü birazdan kesin uyanacak. Al bak uyandı, altına yapmış. Kalk. Kalk şimdi. Bak. İşte insanların bildiği bir şey var. Kalk bakalım şimdi çocuğuna birazcık altını falan değiştir. Emzir uyursa tekrardan uyursun artık. Uyuması da yapacak bir şey yok. Anladık. Ne yapacaksın? Zor. Zor zaman. Şimdi bebişinle ilgileniyor da. Evet, kirli bezini değiştirelim. Sonra şöyle birazcık emzirelim. Artık sonra da uyu. Gecenin bir yarısı kızcağızımız kendine gelemedi. Yıkayamam. Rüyasına mı uyanmış? Çok iyi. Bebek haberine çok mutluymuş. Mutluluğu kat kat artmış. Ama gerçekten Sofya anne olduktan sonra bir enerjisi yükseldi ya. Bir update oldu kız resmen. Neyse. Şimdi altını değiştir bakalım. Ya aralarında bağ da bu arada çok kuvvetli. Ay hasta olacak. Kesin hasta olacak şu anda. Çünkü uyurken bile üstüne yağmur falan yağmıştı bu kızın. Hasta olması çok olası yani. Birkaç sefer de hapşırdı, burnu falan aktı. Neyse bebişimiz şu anda sakin sakin duruyor. Kızcağızımız da uyusunlar. Ah bebiş duydu, harika. Ve yavaş yavaş artık gün aydınlanmaya başlıyor. Yine bebeğin sesini uyandı. Ama neyse ki uykusunu aldı. Bir tuvalet falan var. Onu da hallederiz. Günaydın bebiş. Şimdi biz hala işe giremiyoruz. Evet, sabah kahvaltısı falan var. Bu arada odaya çöp koymak çok kötü bir fikir ama bezleri falan atmak için iyi oluyor. Onu da bir ara boşaltsam mı acaba Sofyacığım? Şöyle bir herkesin ihtiyacını gördüm. Ondan sonra şu çöpü de bir boşaltalım. Aha, gene hapşırdı. Hastaneye gitmem gerekiyor diye düşünüyor da. Gidemeyiz tatlım. Gidemeyiz hastaneye falan. Şey oluyor mu acaba? Simler hastalanıp ölüyorlar mı? Doktora gitmezsek ölür mü? Bak bunu bilmiyorum. Neyse götürmeyeceğim. Herhalde olmaz.
Aman bir gripten de ölmezsin yani. Ama ya koronaysa falan diyormuş. Ay neyse bebişin bakalım. Evet çok tatlı görünüyorlar. Şimdi artık yani yavaş yavaş da birazdan kapatırız artık bölümü ya. Çünkü bazı şeyler de sonraki bölüme kalsınlar. Evet, bebişimizin karnı da doydu. Harika. Bence Sofya güzel bir anne olsun. Bu kadar yokluk içinde çocuğuna da bakıyor. Helal kız sana. Vallahi. Evet, kapılarımızı kesin değiştirmemiz lazım. Kocaman kocaman delikler var. Çok eski kapılar. Şöyle bir ev tadilatına gireceğiz çünkü. Çocuğumuz var evde. Her şey çocuğumuz için. Geçen gün kapımıza gelen Niko'nun iş yerinden olan arkadaşı Niko'ya bizim burada yaşadığımızı söylemiş ve Niko sonunda bizim izimizi buldu. Ve hayatı zindan etmek üzere tabii ki bu eve de geldi. Ve şu anda tabii ki Sofya'ya hakaretler falan ediyorlar. Bu arada evden kovdu ama hala boşanmadılar. Yani onun ayrılmadığı ayrılacağını söylemedi. Şu kızcağız da, Glosa kızcağız burada da bir cinnet geçirtirdi. Şerefsiz Niko. Bak, yapmadığını bırakmıyor. Hadi ki sen bir tuvalete git. Kalk bir babalık yap. Şu çocuğuna en azından bir yüzüne falan bak ya. Kalk bakalım hadi. Bir tanış. Normalde Niko çocuk sevmeyen birisi olarak onu ayarlamıştım. Ve Sofya'nın hamile kalmasına da çok sevinmişti. Çocuk istemediğini falan söylemişti. Ama şimdi sırf Sofya böyle kötülük olsun diye ondan çocuğunu almakta tehdit ediyor. Yani senin elinden çocuğu alacağım. Bu çöplükte bu çocuk yaşayamaz. Göreceksin. Yani istemiyordun sen. O yüzden ayrılmadık mı zaten? Onu diyorsan karışma tatlım diyordu. Benim bileceğimmiş. Ay tam sopalık. Neyse işte yine burada. Evini falan böyle gömdü. Ne yapsın? Ne yapsın? Kıza dünyayı dar ettin. Gelmişsin bir de burada. Çocuğu alacağım falan dedi. Sofya şu an cinnet geçirdi. Hep kızcağız bile olsana. Aha hastalandı. Gerçekten şu bir şeyler çıkmaya başladı Sofya'nın üstüne. Sinir, stres. Neyse. Artık bu bölümde size veda edeyim. Sonraki bölümde bakalım kızcağızımızın başına neler gelecek. Bu adam başına ne belalar açacak. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.